ben Orkun Olgar. Burada genel nereden nereye geldik, ne yaptık, çok kısaca bir bahsetmek istiyorum size. Uzun bir yolculuk aslında. 28. yılındayız yolculuğumuzun. Çok küçük yaşlardan beri kardeşimle birlikte, anneyle babayla birlikte çıktığımız bir tane mağazayla başlayan, işte kardeşimin kasadın yanında durduğu, ürünleri poşete koyduğu, yaz tatillerinde, sömestrilerde, okulun yanında mağazada çalıştığımız bir serüvenden bahsediyoruz. Bu serüven kendi içinde gelişerek bugüne kadar geldi. Ne mutlu bize. Tabii Türkiye'nin çalkantıları, yaşadığımız birçok kriz, hepsini gördük. Bazılarında yaşımız küçüktü, bazılarında artık daha olgunlaşmıştık. Resmen içinde büyüdük. Bu süreçte bir şeye dikkat ettik. Ana felsefemiz oldu. Çalışırken hep keyif aldık. Ve etrafımızdaki çalışma arkadaşlarımızla arkadaş olmayı başardık. Onların da keyif almasını sağladık. Hep birlikte keyif almayı başardık. Çünkü biz şuna inanıyoruz, keyif almadığın bir ortamda performans üretemezsin, başarı da çıkartamazsın. Ve bugüne geldiğimizde şirket tabii ki 28 yıl önceki halinden çok farklı ve 28 yıl derken şu anda ben de böyle bir şaşırıyorum çünkü çok uzun bir süre. İşte herhalde 14-15 yaşlarındaydım başladığında 1990'larda. Bugün çok ciddi bir süreden bahsediyoruz. Neler oldu bu sürede? Bir tane mağazayla başlayan serüvenimiz bugün artık yılın sonunda 50'li rakamlara ulaşacak. Öbür tarafta yönettiğimiz markalar anlamında Jack Wolfskin gibi, Salomon gibi, Merrell gibi, Rossignol gibi kendi segmentinde dünyanın en büyükleri kabul edilen, en teknikleri kabul edilen, prestijleri en yüksek markalarını Türkiye'de temsil ediyoruz. Ve artık o gün işte mağazada ben, kardeşim, anne, baba, ve o gün işte Güner gibi, Murat gibi birkaç tane hala adını hatırladığım, o zaman abi dediğim birkaç tane arkadaşımız vardı. Bugün 300 kişinin üzerinde bir ekipten bahsediyoruz. Son derece heyecanlı, keyifli, hala o keyfi kaybetmedik. Büyürken tabii ki ister istemez sistemler devreye giriyor, kurumsal mekanizmalar devreye giriyor. Fakat şundan emin olabilirsiniz ki, İlk günkü aile ruhumuzu ve heyecanımızı hiç kaybetmedik. Neden? Çünkü buna çok büyük çaba harcadık. Felsefelerimizin en başında geldi. Ruhumuzu kaybetmemek, heyecanımızı kaybetmemek. Çünkü biz şofben satmıyoruz. Biz insanların hobilerine hitap ediyoruz ve bunlar aynı zamanda bizim de hobilerimiz. Zaten en büyük fark burada. Bu şirkete gelen biri, bizim yanımıza gelen biri kayak yapmıyorsa, tenis oynamıyorsa, outdoor'a çıkmıyorsa buraya geldikten sonra çıkmaya başlıyor. Çünkü o ruhu alıyor beraberinde. Çok keyifli bir serüven oldu. Bundan sonra gitmek istediğimiz yer ne? Bundan sonra gitmek istediğimiz yer aslında bundan çok farklı değil. Yani yine ruhumuzu kaybetmeden, heyecanımızı ve keyfimizi kaybetmeden daha büyük bir takım olmak, büyümek, genişlemek ve şu anda bulunduğumuz aslında pazar lideri konumunu, alternatif sporlar ve ekstrem sporlar konusundaki pazar lideri konumumuzu sürdürmek ve güçlendirmek. Sizleri de takımımızda görmekten büyük keyif alacağız. Umuyorum ki çok daha güzel, çok daha keyifli yıllar hepimizi bekliyor. Yaklaşık 3 saat kayak servisi verdim. Daha sonradan benim can kardeşim oldu. Benden kayak alan misafirim, benim nikah şahidim oldu. Bugün de can kardeşim. Dolayısıyla mağazadan giren herkesin böyle bir insan olduğunu unutma. Bu insanlar yarın öbür gün senin arkadaşın olacak. Dostun olabilir. O yüzden onlara doğru servis ver, doğru ürün ver. Önceliğin mal satmak olmasın. Önceliğin doğru servisi vermek olsun. Ruhunu kaybetme.
bir ticari kurumda olduğunu düşünüp ruhsuz çalışma. Buranın bir ruhu var. Biz bu şirkette merkez binada şortla çalışırız yazın. Herkes bunu çok garipser. Bankacılar falan geldi mi afallar. Bir anda ben karşısına şortla çıkıveririm. Ya da şirketteki herhangi bir arkadaş çıkar. Takım elbise giymek burada yasaktır. Kravat da takamazsın. Dolayısıyla bizim farklı bir dünyamız var. Bizim işimizi normal insanlar yapmıyor. Biz de çok normal değiliz zaten. Normal hangi adam dağın tepesine çıkar, -30 derecede gezer? Okyanuslara çıkar, o soğuk sularda donarak sörf yapmaya çalışır. Çok normal insan değil bunlar. Biz de normal değiliz. Normal olmanın iyi olduğunu kim söyledi? Eğlenceli değil. O yüzden bu eğlenceye katıl. Bu ekibin, takımın bir parçası ol. Aramıza gel. Çok eğleneceksin. Aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldiniz. Outdoor ve Lifestyle'ın buluştuğu noktaya hoş geldiniz. Extreme. Bir aileyiz. Bahane'ye hoş geldiniz. SPX ruhuna hoş geldin. Merhaba, burası başlangıç. Hoş geldiniz. Biz büyük bir aileyiz. Aramıza hoş geldin. Merhaba, ben Hakan. Merhaba, Soner ben. Özgür ben. Ya abi ya. Bu kaydı, kaydettin mi? Ayrıca kadınların beğen kimlikleri erkeklerinkine göre daha iyi.